Hepinize tekrardan hi bitches. Bugün 2024 yılında çıkacak olan mangalarla ilgili bir video çekiyorum. Son zamanlarda bir sürü yayın evi ve bir sürü yayın evinin de bir sürü yeni duyurduğu seri ortaya çıktı. Bunları takip etmek çok zorlaştı. Ben bile geçen de dedim ki hangi yayın evinden ne mangalar çıkacaktı falan şöyle bir araştırayım bakayım. Derken liste çok uzun oldu. 20'nin üstünde manga var. Çıkaracakları mangaları, duyurdukları mangaları bir liste video haline hazırladım. Konularını falan anlattım. Hiç vakit kaybetmeden hemen videomuza geçelim. Bu arada abone değilseniz abone olup like atarsınız da çok sevinirim. Moriarty the Patriot, seri türü shonen ve gizem. 19. yüzyılın sonlarında Britanya İmparatorluğu küresel bir güç haline geldi. Katı sınıf tabakalaşmasından dolayı ortalama bir vatandaşın aşağılık soyluların hepsine hükmettiği zirveye başarılı bir şekilde yükselme şansı çok azdır. Moriarty ailesinin ikinci oğlu William James Moriarty, çocukluğundan beri büyük bir kurnazlık ve zeka sergileyen genç bir matematik profesörüdür. Kardeşleri Albert ve Louis ile ya da Louis nasıl okunuyorsa bir soylunun sade hayatını yaşıyor. William okul dışında ihtiyacı olan herkesin sorunlarını çözmeye istekli, tanınmış bir özel danışmandır. Ancak onun nazik tavrı eskinin küllerinden inşa edilen yeni bir dünya arzusunun peşinde ortalığı kasıp kavurmaya hazırlanan bir grubun lideri olarak konumunu gölgede bırakıyor. Toplamda 19 cildi var ve seri hala devam ediyor, yakında kuru kafa basacak. The Girl From Other Side, seri türü shonen ve fantastik. Toplam 11 cilt ve bitmiş bir seri. Uzun zaman önce bir ışık tanrısı ve bir karanlık tanrısı vardı. Işık tanrısına bağlı olan mutluluk ve talih yaşarken karanlığın tanrısı insanlara oyun oynayarak onların neşesini çalardı. Ve efsaneye göre ışık tanrısı onu bir canavara dönüştürerek cezalandırmaya karar vermiş. Buna öfkelenen karanlığın tanrısı başkalarına acı çektirmek için cezasını bir lanet olarak kullandı. Eylemleri nedeniyle kendisi ve canavar çocukları sonsuza dek kalacakları dışarıya sürgün edildi. İçeriden gelenler iğrenç bir formla lanetlenmemeleri için dışarıdan biriyle asla temasa geçmemelidir. İçeriden biri olan Shiva adında küçük bir kız Sensei olarak tanıdığı bir yavaş tarafından bulunur. Dokunamasalar da Sensei Shiva'ya elinden geldiğince önem verir ve birlikte orta derecede mutlu bir hayat yaşarlar. Ancak çok geçmeden Shiva kendisini yalnızca dışarıdan değil aynı zamanda kendi türünden de tehlike altında bulur. Sakamoto Days, seri türü shonen, aksiyon ve komedi. Toplam 15 cilt ve basılmaya devam ediyor, yakında kuru kafa basacak. Taro Sakamoto tüm zamanların en iyi tetikçisi olarak görülüyordu. Pek çok kişinin korktuğu bir kadınla tanışıp ona aşık olana kadar yeraltı dünyasının tepesinde dururdu. Sonuç olarak Sakamoto suç hayatını terk etti ve şimdi bir markette tezgahtar olarak çalışıyor. Karanlık geçmişini geride bırakmak Sakamoto'nun başlangıçta hayal ettiğinden daha zor olduğunu kanıtlar. Eski rakiplerinin ve ortaklarının çoğu onun işi gerçekten bıraktığına inanmıyor ve onu alt etme umuduyla ortaya çıkıyor. Öldürmesi yasaklanan Sakamoto, düşmanlarını bastırmanın ve onların ailesine, mağazasına ve yaşadığı küçük kasabaya zarar vermelerini engellemenin yaratıcı yollarını bulmalı. Adam ve Kedisi, Shonen ve Slice of Life olarak geçiyor. Toplam 12 ciltlik bir seri ve devam ediyor, yakında Marmara çizgi basacak. Yaralı evcil hayvan dükkanında uzun süredir birisinin onu eve getirmesini bekleyen bir kedi var. Yeterince sevimli olmamak ya da sümüklü olmak gibi küçük nedenlerden dolayı potansiyel sahipleri tarafından kaçırılarak kafes yetişkinliğe tek başına ulaştı. Bir gün Kanda adında yaşlı bir beyefendinin mağazaya gelip onu evine götürmeyi seçmesiyle kaderi değişir. Yetişkin çocukları tarafından geride bırakılan dul Kanda, yalnızlığı hafifletecek bir kedi arkadaşı arar. Bazen komik, bazen de yürek ısıtan Ojisama'dan Neko'ya, birlikte yaşamanın ve birbirlerini öğrenmenin zevkini yaşayan Kanda'yı ve yeni adı verilen Fukumaru'yu takip eder. Şimdi bu manganın ismi biraz uzun, birazcık zor okuyacağım ama bekleyin. Konyaku Hakisareta Reijowo Hirota Orega Ikenai Kotowa Oshiekomo Oishimonowo Tabe Sasete Oshare wo sasete sekaiichi shiyawase na shoujo ni produce. Türü belirtilmemişti bu anime liste ama türü komedi, romantik ve fantastik olarak geçiyor. Ormanın derinliklerinde insan düşmanı bir büyücü olan Alan yaşıyor. Ona Şeytan Nord'u deniyor ve etrafındakiler tarafından korkuluyor. Bir gün keşiş olarak hayatını sürdürürken ormanda yere yığılmış Charlotte adında genç bir kız bulur. Masum olmasına rağmen kötülük yapmakla suçlandı, nişanı bozuldu ve ülkesinden kaçmak zorunda kaldı. Bunu duyunca Alan bir zamanlar arkadaşı olduğuna inandığı bir partinin ihanetine uğramanın acı deneyimini hatırladı. 17 yaşındaki çocuğun istismarının öyküsünü duyan Alan, onun benim malikende yaşamasına izin vereceğim ve ona her türlü kötü şey öğreteceğim diye karar verdi. Toplamda 7 ciltlik bir seri ve hala devam ediyor. Yakında uykulu kahve yayınları basacak. Apothecary Diaries, türü seinen, gizem, dram, tarihi ve tıbbi yazıyoruz. Toplam 17 cildi var ve devam ediyor. Yakında Atika yayınları basacak. Belirli bir imparatorluk sarayında Mao Mao olarak bilinen 17 yaşındaki bir kızın kaçırılıp imparatorun sarayında alt düzey bir hizmetçi olarak çalışmaya zorlanmasının üzerinden birkaç ay geçti. Yine de meraklı ve pragmatik ruhunu korumayı başarıyor ve kölelik yılları bitene kadar çalışmayı planlıyor. Ancak bir gün imparatorun iki bebeğinin ağır hastalandığı gerçeğini duyar. Fakir, kırmızı ışık bölgesine yetişmiş bir eczacı olarak edindiği deneyimlerden yararlanarak gizlice harekete geçmeye karar verir. Mao Mao'nun kimliğini gizleme çabalarına rağmen çok geçmeden yeteneklerinin farkında olan nüfuzlu bir hadım olan Jin Shin'in dikkatini çeker. Mao Mao çok geçmeden kendini imparatorun iç sarayında bulur ve burada çeşitli tıbbi gizemleri çözmek için bilgisini ve eksantrik kişiliğini kullanarak yavaş yavaş adını duyurmaya başlar. Bland S ama
Ass değil, S. Türü seinen, slice of life ve komedi. Toplam 8 ciltlik ve bitmiş bir seri yakında kayıp kıta basacak. Sakura no Miyamaika doğası gereği her zaman başı belaya giren şanssız bir kişidir. Ancak kafe işleten Dino'yu tanır. Garsonların niteliklerine göre hareket etmesi gerektiğinden burası herhangi bir kafe değil. Konusu sadece bu kadardı ve ben de yani başka bir şey bulamadım izlemediğim için geçiyorum. Dragon Daddy Diaries A Girl Grows to Greatness. Neden Daddy bilmiyorum ama çok komik geldi. Slice of Life ve fantastik bir seri, toplam 5 cilt ve hala devam ediyor. Bir zamanlar insanların tanrı olarak taptığı, artık onların gözünde sadece bir efsane olan son derece güçlü ve kadim bir ejderha bir gün uyanır ve ininin etrafında bir insan kızının arandığını görür. Bebek henüz kendi adını söyleyebilecek kadar büyük olmasa da ejderhaya baba diye hitap etme konusunda oldukça kendinden emin. Herhalde işte Daddy buradan geliyor. Beklenmedik ziyaretçi karşısında şaşkına dönen ejderha çok geçmeden onu insan uygarlığına geri döndürmenin bir seçenek olmadığını öğrenir. Kızı kendisi büyütmeye karar verir ve ona büyüdüğünde ona insan toplumuna geri döndürecek mutlu bir hayat vermeye kararlıdır. Sırada Berserk of Gluttony diye bir manga var. Aksiyon ve fantastik türünde, toplam 11 cilt ve hala devam ediyor. Bunda yakında Atika basacak. Kale için çalışan bir kapı bekçisi olan Fate'in omuzlarında birkaç yük vardır. Doğumda kazandığı bir becerinin tetiklediği sürekli açlık ataklarıdır. İşe yaramaz bir beceri onu yalnızca daha acıktırmaya hizmet ediyor. Ancak onun haberi olmadan gizli bir yeteneği daha var. Bir gün kaleye gizlice giren bir hırsızı öldürdükten sonra nihayet onun gerçek gücünü fark etti. Öldürdüğü kişilerin ruhundan beslenen ve onların tüm güçlerini elinden alan bir beceri. Ve böylece nihayet sürekli açlığı ilk kez doyurulmuş oldu. Bununla birlikte bir çöp yanı gibi muamele gören adam yavaş yavaş başını kaldırmaya başladı. Seviye kavramını aşarak terör benzeri gücüyle korku salıyor ve ona lakabını kazandırıyor. Burası boş bırakılmış. Ben de merak ettim, okumak istedim. Bakemonogatari. Bunu mutlaka hepiniz duymuşsunuzdur. Ben daha iyi duydum ama tam olarak ne olduğunu bilmiyorum. Türü shounen, aksiyon, komedi, gizem ve dram serisi, toplam 22 cilt ve bitti. Romanları falan da vardı. Animesi zaten bayağı meşhur. Koyomi Araragi anormallere yabancı değil. Lisedeki 3. yılının bahar tatilinde Vampire Kiss Shot, Acerola Orion Hearts, Under ne işte bu ile kaçınılmaz bir karşılaşma onu bir vampire dönüştürür. Ay vampir miymiş bu? Tuhaflıklar dünyasına gelen Araragi bir gün okul merdivenlerinden düşen arkadaşı Itagi Senjougahara yakalarken bulur. Ama bir şeyler terstir. Araragi, ya niye bu kadar ismi zor bunun? Söz konusu kızla karşılaştıktan sonra ağırlığının efsanevi bir yengeç tarafından çalındığını öğrenir. Vay bak sen yengece. Senjougahara'nın açık tehditlerine rağmen onu yardım etmesine izin vermeye ikna etmeyi başarır. Anormal bir soruna çözüm arayan ikili, Araragi vampirizmden kurtaran gizemli gezgin Meme Oshino'yu ziyaret eder. Okey, komik şeyler basacakmış. Süper spastik ve garip bir manga geldi bana. Stardust Memories. Türü bilim kurgu ve tek ciltlik seinen bir manga. Stardust Memories, uzayın derinliklerine seyahat ettiğimiz uzak gelecekte yaşayan insanoğlunun kısa öykü derlemesidir. Her hikaye uzayda seyahat eden insanların yaşayabileceği, şu anki dünyada henüz belirlemediğimiz ahlaki bir ikilemi anlatıyor. İnsanların soğuk, sessiz ve uçsuz bucaksız evrende yıllarca, hatta onlarca yıl seyahat etmesinin olası sonuçları gibi sorunlardan bahsediyor. Farklı bir hikaye yabancı bir galaksideki insanın varlığının çevreyi nasıl etkileyeceğini anlatıyor. Ve bunu da Itaki Yayınları basacak. Doro Hedoro. Buna çok mutluyum. Bir tane daha bundan sonra gelecek, ona da çok mutluyum. Türü seinen, aksiyon, fantastik ve komedi. Toplam 23 cilt ve bitmiş bir seri. Animesini pek önermiyorum. Animesi çok güzel değil. Animasyon kalitesi falan. Mangaya okun. Manga mükemmel. Çizimler bir. Muhteşem. Cehennem gibi bir tasarıma sahip cesur bir dünyada geçen Doro Hedoro, komedi ve kaygısızlığın ölüm ve katliamla sağlıklı bir karışımını yönetiyor. Hole sakinlerinin hayatlarını takip ederken pek çok sürpriz ve dönüşle karşılaşan bu seri, hassas veya kolayca rahatsız edilemeyenler için olmayan, dünya dışı kökenli ve kasvetli görünüme sahip benzersiz bir dünya örüyor. Gerçekten güzel bir seri bu arada, ben çok severim. Biraz vahşet ama bence bakabilirsiniz. Seinen bu arada, söylemişim zaten herhalde. Ve bunu da Itaki Yayınları basacak. Akame ga Kill. Evet. Geldi benim favori. Bu benim videodaki favori. Türü shounen, vahşet, aksiyon. Shounen mi? Nasıl shounen? Bu senin arkadaşı shounen falan değil. Toplam 15 cilt ve bitti. Animesiyle mangasının hikayesinin çok farklı olduğu söyleniyor. Çünkü animede farklı farklı olaylar oluyor. Spoiler veririm anlarsam. Daha mangasını okumadım. O yüzden çok heyecanlıyım. Hatsumi, yoksul köyünü kurtarmak için yolculuğa çıkan saf, kılıç kullanan bir genç adamdır. Çok geçmeden başkentin kanlı dehşetine ve zulmüne ilk elden tanık olur. Nefretle boğuşan Tatsumi, Night Raid'in derin davasından etkilenir ve onlara katılmaya karar vererek bakandan intikam almak için acı verici ve tehlikeli bir göreve çıkar. Tatsumi, insani bir dünyanın restorasyonu için çalışırken, çatışan ideolojiler, yaşam ve ölüm etiğini çözerken birçok paha biçilmez deneyim kazanıyor. Konjiki no Gash. Türü shounen, aksiyon, macera ve komedi.
Toplam 33 yıllık bir seri, eski bir seri. Dahi bir ortaokul öğrencisi olan Kiyomura Takamine bir sabah elinde gizemli bir kırmızı kitap olan Genç Bell tarafından karşılanır. Babası tarafından şifreyi çözmekle görevlendirilen Kiyomura, aa bu Yu-Gi-Oh çakması gibi çok benzettim diye. Bir adanım sattı. Çok geçmeden Gash'ın sıradan bir çocuk olmadığını öğrenir. Tek bir kelime söylediğinde ağzından yıldırım fırlatabilen Gash, şeytani bir çocuktur. Şeytan kralı belirlemek için her bir yılda bir yapılan savaşın bir parçası, Gash'ın kitabı okuyabilen tek kişi Kiyomura olduğundan dostluğun, kararlılığın ve kavunların, kavun mu? Bu heyecan verici hikayesinde partnerlik görevi ona yükleniyor. Kayıp kıta basacak. Inside Mari. Bunu Türkçe olarak Mari'nin içindeyim diye çevirdiler. İlk bölümde what the fuck dedim. Komik geldi bilmiyorum. Hiç bilmediğim bir seri. Ama çizimleri falan güzel duruyor, o yüzden bence alınabilir. Seinen, psikolojik, gizem, romantik ve doğaüstü bir seri. Toplam 9 ciltlik ve bitmiş bir seri. Isao Komori üniversite için Gunma kırsalından hareketle Tokyo şehrine taşındığında bunun hayatında yeniden başlamak için bir fırsat olduğuna inanıyordu. Ancak aylar geçtikçe Isao tek bir arkadaş bile edinemediğini fark eder. Ciddi bir öğrenci olarak geçirdiği zamana rağmen Isao 2. sınıftayken okuldan ayrılarak içine kapanık bir haline gelir ve video oyunları oynayarak zaman öldürür. Isao'nun kurtardığı tek şey her gün yerel markete gidip marketin meleği adlı liseli kız Mari Yoshizaki'yi görmektir. Isao onunla yüzleşmeden onu uzaktan izlemekle yetinse de bir gün dönüp onunla göz göze gelir. Hiçbir şey hatırlayamadan Mari'nin bedeninde uyanır. Kendini Mari'nin içinde nasıl bulduğundan ya da sahip olduğu genç kadının gerçekten nerede olduğundan emin olmayan Isao, Mari'nin hayatına onun yerine devam etmeyi seçer. Emanon, bir ciltlik seinen ve drama serisi. 1967 kışında 20 yaşında bir adam feribotla yaptığı seyahatten evine döner. Buradan şans eseri bir karşılaşma etrafındaki dünyaya dair algısını sonsuza kadar değiştirir. Kabinde dinlenirken kendisini Emanon olarak tanıtan güzel ama esrarengiz bir kız ona yaklaşır. O akşam ilerleyen saatlerinde ikili akşam yemeğini birbirlerine eşlik ederler. Adamın bir bilim kurgu romanı okuduğunu gören Emanon, istemediği sürece buna inanmak zorunda olmadığını söyleyerek ona hayat hikayesini anlatmayı teklif eder. Ve adamı çok şaşıracak şekilde hafızasının 3 milyar yıl öncesine, yani yaşamın dünyada ilk ortaya çıktığı ana kadar uzandığını ona bildirir. Emanon, gezegenin tanığı olarak hizmet eden, yaşamın başlangıcından bu yana anne soyundan geçen genetik hafızanın mirasçısı olan bir kızın olağanüstü öyküsünü anlatıyor. Açıkçası beni konusu biraz büyüledi ve şaşırttı. Bakalım nasıl bir manga olacak, komik şeyler basacak. Watch Dogs Tokyo. Galiba 2 ciltlik bir seri, tam onu bulamadım. Bilim kurgu ve aksiyon komedi mangası Dexpub basacak. Tokyo Büyükşehir Hükümeti Bloom Japan tarafından geliştirilen bir kentsel altyapı sistemi olan J-Stos gibi bir şey okunuyor herhalde. Ya da J-Stos olabilir. Cheetos gibi oldu. Uygulamaya karar verdi. Tüm altyapıların yönetildiği yüksek kolaylık insanların hayatlarını tamamen değiştirdi. Başımızın üstüne konabilecek büyük bir karanlığın varlığını bilmenin imkanı yok. Ya Watch Dogs oyunu vardı ya işte. O oyunun mangasını yapmışlar. Sürümden kazanalım hikayesi. Yamakai'dan. Bir ciltlik korku mangası, içinde Junji Ito'nun da çizimleri bulunuyormuş. Tam bir şey bulamadım. Buna uygun paneller de bulamadım bu manga hakkında. Bakalım çıksın görelim. Dağdaki korkunç olaylar, hayalet hikayeleri falan varmış. Tokyo Manga Klasik adında yayını basacak. Rakudai Ninja Rantarou. Bu bir çocuk mangası. Komedi ve tarihi şeyler falan varmış. Toplam 65 cilt, çok uzun ama bitmiş. 1986 yılında çıkmaya başlayıp 2018'de bitmiş. Yani bayağı uzun sürmüş. Zaman Sengoku dönemidir ve karakterler Ninjutsu Gakuen'e girmiş. Eğitim gören ninjalardır. Hedefleri 1. sınıf ninjalar olmayı hedefliyor ancak genellikle kaos yaratıyorlar. Deadpool Samurai. 2 ciltlik shonen aksiyon komedi ve şaşırdığım bir şey var. Parodi yazıyor. Bir parodi eseri, ben çok severim parodi eserlerini. Çünkü böyle birazcık dalga geçiyor gibi de oluyor, komik oluyor. Zaten şimdi panellere göreceksiniz. My Hero Academia'dan All Might falan filan da geliyor. Animenin manganın içine dahil oluyor. Böyle abuk subuk bir şeyse ben çok beğenirim. Wade Winston Wilson süper kahramana benzeyen siyah kırmızı bir kostüm giymesine ve Deadpool adı altında dövüşmesine rağmen kendisini bir kahraman olarak görmüyor. Deadpool'un eylemlerine katı bir ahlaki kurala uymak yerine para tarafından belirleniyor. Milyarder Tony Stark paralı askere Tokyo'ya da bir iş teklif ettiğinde Deadpool, Japonya'nın kontrolünü ele geçirmeye amaçlayarak yaramazlık tanrısı Loki'nin başına çektiği şeytani bir örgütü alt etmeye tamamen hazırdır. Ben bunu bayağıdır bekliyorum. Toplam 2 cilt zaten. JBC yayınları basacak. Umarım bir an önce basarlar. Welcome Ghost Mansion adında seinen hayaletler hakkında komedi ve doğaüstü bir manga. Çok bir bilgi bulamadım. My Anime List'te yok zaten. Bu bir webkomikmiş galiba ve şu an 3 cildi çıkmış ve sonradan hani mangaya çevrilmiş. Böyle çok bir şey bulamadım bu manga hakkında. Sadece paneller falan buldum. Konusunu tam ciddiyle bulamadım. Ya şaka değil, gerçekten bulamadım.
benim sakatlığım olabilir. Yol gezer yayınları basacak. Videomuz bu kadardı. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım unuttuğum manga yoktur. 1-2 tane unutmuşumdur maksimum unuttuysam da. Onun dışında hiç unuttuğumu düşünmüyorum. Elimden geldiğince sizlere bütün mangaları panelleriyle falan birlikte göstermeye çalıştım. Umarım sizin için güzel ve yararlı bir video olmuştur. Aşağıdan beni Instagram hesabından da takip edebilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olup videoya like atmayı unutmayın. Yeni videoları kaçırmamak için de bildirim zilini açabilirsiniz. Diyorum ve gidiyorum. Bir sonraki videoya kadar hoşça kalın.